Bu eşyaların bir hafızası var. İster bit pazarı deyin, ister antika pazarı. Burada bir eşya ne kadar eski ise o kadar değerli. Belki çocukluğunuzdan kalan bir anıya, belki de hep özlemini duyduğunuz bir dünyaya götürür sizi. Üzerinde yaşanmışlıkların izleri vardır. İstanbul'da ikinci el eşya ve antika pazarları bugünlerde oldukça revaçta. Zengini, fakiri, genci, yaşlısıyla pazarda her türlü insana rastlamak mümkün. Eşimle ben epeydir bit pazarlarının müdavimiyiz. Her geldiğimizde başka türlü bir atmosfer oluyor. Almamak çok zor oluyor. İnsana ihtiyacı olmayan bir sürü şey de alıyor. Dolap Dere'de, Filozof Sokak'ta kurulan bit pazarı, ikinci el giysiden eşyaya dek her şeyi bulabileceğiniz sürprizlerle dolu bir yer. Aradığını bulmak içinse tezgahları karıştırmak şart. Havalar soğuk olsa da her pazar açılıyor. Satıcılar ısınmak için tenekelerin içinde ateş yakıyorlar. Pazarın müdavimleri arasında turistler ve göçmenler de yer alıyor. Bu çok ilgimi çekti çünkü az rastlanan bir formu var. Bildiğimiz sıradan saksılar gibi değil. Bunu görür görmez işte bu benimki dedim ve aldım. El işi porselenler, çocukluğumuzdan kalma oyuncaklar, biblolar, plaklar, saatler, tablolar. Pazar günleri Bomonti'de kurulan antika pazarında yok yok. Eski kitapların yanı sıra pirinç ve metal parçalar da dikkat çekiyor. Asıl mesleği mimarlık olan Sevcan Göktürk 50 yıldan beri bu işi yapıyor. Çöpe atılan antikalar var. Bunlar kimse farkında olmuyor ama biz onu görüyoruz. Bunlar eskicilerde olur, buradacılarda olur. Biz bunları alırız, tamir ederiz. Benim elimden gelir. Yani antika, metal, ahşap, eski silah, kalemden tutun, gaz lambasına kadar her şeyi tamir edebiliyorum. Bunlara ben yani bir hayat vermeye çalışıyorum. Bomonti pazarı adeta bir zaman tüneli gibi. Her tezgah farklı bir yolculuğa açılıyor. Her yaştan her kesime hitap eden bu tezgahlar arasında kaybolup akşamı edebilir insan. İnsanoğlu zamanına da çok takıntılı olduğu için ve ben de şahsen o yolculukta kendimi keşfettiğim için daha çok. O yüzden bit pazarlarını tercih ediyorum. Özel ve çok unik şeyler oldukları için hani para harcamaya çok o kısmını çok düşünmüyorum aslında ama maksimum en çıkabildiğim 1000 diyebilirim. Burada Victoria dönemine ait İngiliz porselenlere de ilginç tasarımların olduğu bir tezgaha da rastlayabilirsiniz. Seyfettin Tutal eski bir tesisatçı. Demir çelik ürünlerini döküme gitmeden kurtarıp onları dekoratif lambalar haline getiriyor. Tasarımlarında akla gelebilecek her türlü eşyayı kullanıyor. Genelde şimdi esnaf arkadaşlarımız pazardan topluyorum, mezatlardan topluyorum, hırdacılardan topluyorum. Turhal'ın kitlesi genelde gençler. Bazen ilginç yorumlarla da karşılaşabiliyor. Babayla bir kız tezgahımın başına geldi. Birkaç lambayı beğendi, almak istedi. Babası döndü ve şu kelimeyi söyledi ama çok hoşuma gitti. Gel kızım güzel bir şey alalım. Bunların hepsi uyduruk uyduruk bir şeyler olmuş dedi. Onun için güzel oydu. Öbürkü için nikelajlı bir parçaydı belki. Pazarda hobi amaçlı tezgah açanlar da var. Bunlardan biri eğitimci Mehmet Tunçeri. Güzel Sanatlar Heykel bölümünden emekli olan Tunçeri ve eşi, bir gün her zaman gezmeye geldikleri bu pazarda satıcı olmaya karar vermişler. Pazar onlara göre Türk kültürünü tanıtmak için bir araç. Bunu 5 seneden beri yapıyoruz. Yeni yeni insanlar tanıyoruz. Sanat tarihinin olgunlaşmış haline şahit oluyoruz açıkçası. Yabancılar da çok geliyor. Onlara aktarmaya çalışıyoruz. Onlardan kültürleri biz almaya çalışıyoruz. Böylece bir kültür alışverişi yapılan bir pazar burası aslında. Her hafta
Avrupa'dan yabancı müşteriler geliyor. Orta Doğu ülkelerinden de gelmeye başladılar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Akşamın ilk saatleriyle birlikte tezgahlarda birer birer toplanmaya başlıyor. Şimdi bir sonraki hafta için yeni keşifler zamanı. Bit pazarları eskimeyen bir gelenek. Satan da alan da bu eşyaların tutkunu.